Merhaba arkadaşlar, coğrafyanın Fatih ile birliktesiniz. YGS coğrafya konularını 2 ayda bitireceğiz. Hazırsanız dünyanın şekli ve hareketleriyle başlayalım. Evet arkadaşlar, dünyanın küresel şekillerinin sonuçlarıyla başlıyoruz. Birincisi, dünya küresel şekle sahip olduğu için dünyanın yarısı aydınlık, diğer yarısı karanlık olur. Nasıl oluyor? Bir basketbol topunu dünya olarak düşünelim arkadaşlar. El fenerini de güneş olarak düşünelim. El fenerini basketbol topuna tuttuğumuzda basketbol topunun her tarafını aydınlatacak mıdır? Tabii ki hayır. Aydınlattığı taraf gündüz, karanlıkta kalan el fenerinin ışığının gelmediği taraf ise gece olacaktır. Birinci sonucumuz buydu. İkinci sonucumuz, güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru daralır. Arkadaşlar şu şekilde düşünelim. Bu güneş, buraya dünyayı çizmiştik. Bu ekvator ve çevresine güneş ışınlarının geliş açısına bakıyoruz. Bir de kutuplar ve çevresine güneş ışınlarının geliş açısına bakıyoruz. Bakın şekilde net bir şekilde görülüyor. Ekvator ve çevresine güneş ışınları daha dik açıyla gelirken kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor. O zaman açının daralması hangi faktörler üzerinde etkilidir? Onlara bakalım. Eğer ekvatordan kutuplara doğru açı daralırsa bu sıcaklığı etkiler. Sıcaklık genel olarak ekvatordan kutuplara azalır. Nasıl oluyor? Hemen bunun üzerine duralım. Arkadaşlar bir el feneri düşünelim. Bu kadar çapında bir el feneri. El fenerini tahtaya yakın birkaç santim mesafeden tuttuğumuzda el feneri ne kadar yeri aydınlatacaktır? Muhtemelen çapı kadar veya çapından biraz daha fazla yeri aydınlatacaktır. Ama o el fenerinin içindeki ampuller buraya belli bir ısı verecektir, değil mi? Ama el fenerini biz eğik açıyla tutsak, buradan tutsam ben, o zaman el fenerinin aydınlattığı alan genişlerken verdiği ısı azalacaktır. Aynen o mantıktan ekvator ve çevresine güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla geliyor. Dar alanları aydınlatıyor, ışıtıyor ama verdiği ısı fazla. Kutuplara ise daha eğik açıyla geldiği için gördüğümüz gibi geniş alanları aydınlatıyor ama ısı kaybı fazla. Sıcaklık azalıyor. O zaman sıcaklık azalırsa sıcaklığın azalmasına bağlı olarak denizlerin tuzluluk oranı azalmaz mı? Tabii ki denizlerin tuzluluk oranı yine ekvatordan kutuplara azalır. Denizlerin tuzluluk oranı nasıl azalıyor arkadaşlar? Ekvator ve çevresine güneş ışınları daha dik açıyla geldiği için buharlaşma daha fazla. Su buharlaşıyor, suyun içindeki tuz çökelip kalıyor. Bu nedenle denizlerde tuzluluk oranı ekvator ve çevresinde daha fazla oluyor. Daha sonra kalıcı kar sınırı. Buna biz toptağan kar da diyoruz. Yine ekvatordan kutuplara alçalır. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi ekvator sıcak. Devamlı güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla alıyor. Ekvatorda bir dağ düşünün. Kar dağın neresinde olur? Kar dağın 5200 metre yüksekliğinde olur. Yani zirvelerinde olur. Çünkü sıcak. Orta kuşakta bir dağ düşünün. Orta kuşaktaki dağın muhtemelen 2800-3000 metre yüksekliğinde karlara rastlanır. Ama kutuplarda dağa gerek yok. Kutuplarda zaten her taraf kar. Yani kalıcı kar sınırı alçalıyor. Arkadaşlar buraya çok dikkat edelim. Kalıcı kar sınırı alçalıyor ama karın miktarı artıyor. Yani burada miktar az. Dağın sadece tepesinde kar var. Ama kutupta miktar fazla ama sınırı alçalıyor. Yine dünyanın şekli sonucu sıcaklığın azalmasına bağlı olarak. Sonra sıcaklıkla ilgili maddelerimize devam edelim. Yerleşme sınırı. Yine ekvatordan kutuplara alçalır. Arkadaşlar yerleşme sınırı ne demek? Şimdi ekvator ve çevresi devamlı sıcak.
boğucu, bunaltıcı bir havası var, nemli bir havası var. Dolayısıyla ekvator ve çevresinde insanlar daha çok yüksek kesimlerde, yaylalarda yaşarlar. Ama kutuplara doğru gidildikçe hava zaten soğuyor. İnsanlar neden yükseğe çıksınlar ki? O zaman yerleşmenin sınırı da ekvatordan kutuplara doğru alçalıyor. Sonra bir diğer maddemiz bitki örtüsü. Ekvatordan kutuplara kuşaklar oluşturur. Şimdi arkadaşlar, ekvator ve çevresi biraz önce de bahsetmiştik, sıcak. Burada bu bölgede sıcaklığa uyum sağlamış, boyları 40-45 metreyi bulan tropik yağmur ormanları var. Ekvatorun hemen üzerine çıkıyoruz. Sıcaklık değerleri değişiyor. Savanlarla karşılaşıyoruz. Yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu otlar. Biraz üzerinde çöl bitkileri, kaktüsler, biraz daha üzerinde Akdeniz'in çalılık biyomu, az daha üzerinde karasal iklimin bitki örtüsü. Yani bitki örtüsü de ekvatordan kutuplara doğru kuşaklara ayrılıyor. Temel sebebi sıcaklığın azalması, sıcaklığın azalmasının temel sebebi güneş ışınlarının geliş açısının daralması, onun sebebi de dünyanın küresel şekli. Yani en temel sebep ararsak burada dünyanın küresel şeklidir. Diğer sonucumuz gölge boyunun kısalması. Gölge boyu ekvatordan kutuplara uzar. Şimdi arkadaşlar, ben burada duruyorum. Düz bir şekilde duruyorum. Benim tam tepemden 90 derecelik bir açı ile ışık verseniz benim gölgem oluşmaz. Yani açı dikleştikçe gölge boyu kısalır. Açı eğildikçe gölge boyu uzar. Bakın 90 derece gölge oluşmadı. Benim 45 derece açıyla ışık verseniz gölge boyu, benim boyum eşit oldu. Açı daraldıkça gölge boyu uzar. O zaman gölge boyunun ekvatordan kutuplara uzaması açının daralmasıyla ilgili. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Şu şekilde düz bir zemin düşünelim. Buraya dik bir çubuk diktik arkadaşlar. Güneş 90 derecelik açıyla geldi. Bu cismin gölgesi oluşmayacaktır. Açı 45 olsa, yani 90'ın altına indi, gölgesi cismin boyuna eşit olacaktır. Açı 45'in de altına düştüğü zaman artık gölge boyu cismin boyunu geçecektir. Bu şekilde gölge boyu da ekvatordan kutuplara doğru uzuyor arkadaşlar. Gelelim diğer özelliğimize. Termik basınç kuşakları oluşur. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi ekvator devamlı sıcak. Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla geliyor. Isınan hava ne oluyor arkadaşlar? Yükseliyor. Yükselen hava genleşiyor, hafifliyor. Havadaki moleküller bu şekilde seyreliyor. Yani birbirinden uzaklaşıyor. O zaman bu moleküllerin zemine uyguladığı kuvvet ne oluyor? Azalıyor. Yani ekvatorda termik alçak basınç alanları oluşuyor. Gelelim kutuplara. Kutuplar güneş ışınlarını eğik açıyla alıyor. Hava soğuk. Soğuyan hava ne oluyor arkadaşlar? Zemine yaklaşıyor, alçalıyor, ağırlaşıyor. Havanın içindeki moleküller sıklaşıyor. O zaman bu moleküllerin zemine uyguladığı basınç, kuvvet artıyor. Yani kutuplarda da termik yüksek basınç alanları oluşuyor. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Mesela bizim yazın kan damarlarımız sıcaklığın etkisiyle genleşir. Kışın ise soğukta kan damarlarımız büzüşür. Veya soğuk iklim bölgelerinde dışarıya çamaşırı astığımız zaman eksi derecelerde çamaşırın hacmi daralır. Bunun gibi kutuplarda da soğuktan dolayı termik yüksek basınç. Sonra maddelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Paralellerin boyları. Ekvatordan yine kutuplara kısalır. Şimdi arkadaşlar bakın, en uzun paralel ekvator zaten kısaldı. Kısaldı, kısaldı. Zaten kutuplarda nokta halini alacaktır. Yine dünyanın şeklinin sonucu. Sonra meridyenler arası mesafe. Yine ekvatordan kutuplara daralır. Arkadaşlar yine bir basketbol topunu biz dünya olarak canlandıralım gözümüzde. Basketbol topunun sibobunun oradan bir böyle yay çizdim ve yine sibopta birleştirdim.
Yine yay çizdim, Sibop'ta birleştirdim. O çizdiğim yaylar, çizgiler Sibop'ta birleştiği yerde daralacaktır. Yani dünya küresel olduğu için meridyenler arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralıyor. Sonra haritalar çizilirken bozulmalar olur. Arkadaşlar, harita bilgisinde bahsetmiştik bundan. Dünyanın küresel şeklini biz düz bir zemine nasıl bozulma olmadan aktarabileceğiz? Ya yani bozulma mutlaka olacaktır. Bir karpuzu düşünün, karpuzun üzerindeki desenleri düşünün. Karpuzun içini oyup, karpuzu düz bir zemine yatırıp kırdığımızda mutlaka o desenler bozulacaktır. O zaman dünya da küresel olduğu için harita çizerken mutlaka bozulmalar olacaktır. Sonraki özelliğimiz kutup yıldızı. Kuzey yarım kürede bulunulan enlemi verir. Biz eğer kuzey yarım küredeysek ve kutup yıldızını 45 derecelik açıyla görüyorsak 45 enlemlerindeyiz. Kutup yıldızını 50 derecelik açıyla görüyorsak 50 derece enlemlerindeyizdir. Tamam. Arkadaşlar, bunlar dünyanın küresel olmasının sonuçları. Bir de dünyanın basıklığının, yani geoid şeklinin sonuçları vardır. Nedir basıklık arkadaşlar? Dünya kutuplardan bildiğiniz gibi basık, ekvatordan şişkindir. Tam küre değildir, geoiddir. Bu basıklığı, bu geoid şekli dünya nasıl kazanmıştır? Kendi eksen etrafında dönerken merkez kaç kuvvetinin etkisiyle, savrulmanın etkisiyle kazanmıştır. Basıklığın sonuçları arkadaşlar, şöyle kırmızıyla çizdiğim basıklık, yani geoid şekil olsun. Buralardan basık, ekvatordan şişkin. Şimdi bunun sonuçlarını biz 3Ç kuralıyla hatırlayacağız. O zaman dünyanın, şuraya yazıyorum, geoid şeklinin sonuçları. Arkadaşlar, çap, çevre, çekim. Yani ekvatorun çapı bir meridyenin çapından veya kutupların çapından daha fazladır. Ekvatorun çevresi 40.076 iken kutupların çevresi 40.009 kilometredir. Yer çekimi kutuplarda ekvatordan daha fazladır. Şimdi bu maddeleri de yazayım. Birincisi geoid şeklin sonuçları. Ekvatorun çevresi 40.076 kilometre iken kutuplar çevresi 40.009 kilometredir. Sonra ekvatorun yarıçapı 6.378 kilometre iken kutupların yarıçapı 6.357 kilometredir. Bir 21 kilometrelik fark vardır. Ve en son yer çekimi ekvatorda kutuplardan daha azdır. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi dünyanın geoid şeklinden dolayı biz dünyayı şöyle bir elmaya benzetelim. Hafızamızda canlandıralım arkadaşlar. Elmanın çekirdeğine veya şeftali de diyebiliriz. X noktası mı yakındır? Y noktası mı yakındır? Tabii ki X noktası yakındır. Yani kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yerin merkezine doğru yer çekimi artıyor. Son olarak arkadaşlar, bu yazdığımız maddeler dünyanın küresel ve geoid şeklinin sonuçlarını biz nasıl hafızamızda tutacağız? Sorular da gelir. Arkadaşlar bakın, dünyanın kutuplardan ekvatora doğru veya ekvatordan kutuplara doğru olan şekillerinin tamamına yakını dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Mesela güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara daralması, sıcaklığın ekvatordan kutuplara azalması, gölge boyunun ekvatordan kutuplara uzaması, kalıcı kar sınırının ekvatordan kutuplara alçalması. Yani biz soruda ekvatordan kutuplara doğru olan değişimleri görürsek bu dünyanın şeklinin sonucudur. Aynı zamanda matematiksel konumun sonucudur. Aynı zamanda enlem etkisidir. Evet arkadaşlar, geldik dünyanın günlük hareketine. Yani eksenel hareketine.
Dünyanın batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamladığı harekete biz günlük, yani eksenel hareket diyoruz. Dikkat edin, dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya dönmesinin sonucunda ne oluyordu? Doğuda güneş erken doğup erken batıyordu. Batıya göre doğunun yerel saati batıdan ileriydi. Şimdi gelelim günlük hareketin sonucunda biz hangi durumları yaşıyoruz? Birincisi, güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir. Şimdi arkadaşlar, sabahleyin kalktık, okula geliyoruz. Güneş doğmuş. Güneşin geliş açısı nasıl? Öğlen geliş açısı nasıl? Akşama geliş açısı nasıl? Gün içinde değişiyor. Şimdi açının gün içinde değişmesi sıcaklığı etkilemez mi? Tabii ki etkiler. O zaman sıcaklık da gün içinde değişir. Sıcaklık gün içinde değişir. Şu şekilde düşünelim arkadaşlar, burası güneşin ufuktaki konumu olsun. Bir gün içerisinde burada doğduğu yer, battığı yer. Sabahleyin güneş şu kadar açıyla geliyor. Bakın, sıcaklık düşük. Öğlene doğru açı dikleşiyor, sıcaklık yükseliyor. Akşama doğru güneş batarken açı tekrar eğildiği için sıcaklık azalıyor. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. Güneş ışınları gün içerisinde en dik açı ile bir merkeze öğlen 12 gibi gelmesine rağmen günün en sıcak vakti öğlen 12 değil, öğleden sonra 1-2 arasındadır. Nedeni ısı birikiminden kaynaklanıyor. Veya sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken aynı açı ile gelmesine rağmen sabah güneş doğarken hava daha serin, daha soğuktur. Nedeni gece boyu ısı kaybıdır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Açı değişiyor. Açı değişirse sıcaklık değişir. Sıcaklık gün içinde değişir. Arkadaşlar, sıcaklık değişti. Sonra sıcaklığın değişmesi basıncı değiştirmez mi? Basınç gün içinde değişir. Basınç değişimi rüzgarları oluşturmaz mı? Meltem rüzgarları oluşur. Bu aslında iklim konusunda göreceğimiz bir konu ama ben hemen kısaca bahsedeyim. Sabahleyin güneş doğarken, doğduktan sonra gündüz karalar denizlere göre yaz mevsiminde daha sıcak olur. Antalya plajlarındasınız arkadaşlar. Öğlen vakti, yazın, Temmuz'un ortasındasınız. Plaj mı daha sıcak olur yoksa deniz mi daha sıcak olur? Şimdi plaj daha sıcak olur. Kumlara biz ayağımızı basamayız sıcaktan. Ama deniz daha serin olur. Hatta serinlemek için denize gireriz. İşte daha sıcak olan plaj üzerinde bir alçak basınç alanı oluşurken daha serin olan deniz üzerinde yüksek basınç oluşur ve denizden karaya doğru bir rüzgar eser. Bu rüzgara meltem rüzgarı diyoruz. Gece bu durumun tam tersi yaşanır. Gün boyu güneşten aldığı ısıyı biriktiren deniz hemen soğumaz. Plaj kara ise hemen soğur, çabuk soğur güneş battıktan sonra. Bu sefer de tam tersi, kara üzerinde bir yüksek basınç, deniz üzerinde bir alçak basınç oluşur. Bu sefer karadan denize doğru rüzgar eser. Bu rüzgara da biz kara meltemi diyoruz. Yani meltem rüzgarlarının oluşumunda günlük hareket sonucu oluşan basınç farkı etkilidir. Sonra eğer açı değişirse arkadaşlar, açının değişmesine bağlı olarak gölge boyu da gün içinde değişir. Tabii ki gölge boyu gün içinde değişir. Dikkat edin, gölge boyunun en kısa olduğu zaman öğlen vakitleridir. Çünkü güneş ışınları dik açıyla gelir. Gölge boyunun en kısa olduğu zaman öğlen, en uzun olduğu zaman ise sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarkenki vakitlerdir. Sonra yerel saat farkları oluşur. Doğuda yerel saat daha ileri olur, batıda yerel saat daha geri olur. Nedeni neydi? Biraz önce bahsetmiştik. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi. Sonra arkadaşlar, gece ile gündüz ardalanır. Yani birbirini takip eder. Şimdi eğer dünya dönmeseydi, sabit kalsaydı, o zaman güneş gören tarafı devamlı gündüz, güneşi görmeyen tarafı ise
devamlı gece olacaktı. Ama dünya döndüğü için geceyle gündüz sürekli yer değiştiriyor, ardalanıyor, birbirini takip ediyor. Sonra diğer maddemiz, sürekli rüzgarların esme yönleri sapar. Şimdi arkadaşlar, yine bir basketbol topunu biz dünya olarak düşünelim. Basketbol topu dönüyor. Dönen bir basketbol topuna Sibov'un oradan saç kurutma makinesiyle bir hava verdiğimizde o hava da dönecektir, sapmaya uğrayacaktır, değil mi? Aynen onda olduğu gibi, bu örnekte görüldüğü gibi, dünya batıdan doğuya döndüğü için kuzey yarımkürede rüzgarlar saat yönüne, yani sağ tarafa, güney yarımkürede ise saat yönünün tersine doğru saparlar. Sonraki maddemiz, okyanus akıntılarında halkalar oluşur. Eğer yine basketbol topu örneği vereceğim, dönmeyen, sabit duran bir basketbol topuna Sibov'un oradan birkaç damla su damlattığımızda o damla böyle aşağı sağa sola sapmadan inecektir. Ama dönen bir topa biz su damlattığımızda damla da dünyanın dönüş hareketine uyacaktır. Yani sapmaya uğrayacaktır. Aynen o örnekte olduğu gibi dünya günlük hareketini yaparken okyanus akıntıları halkalar oluşturur. Sapmalar oluşur okyanus akıntılarında. Ve arkadaşlar, diğer maddemiz, dinamik basınç kuşakları oluşur. Bu ne demektir arkadaşlar? Dinamik basınç kuşakları. Şimdi biz dünyanın şekli konusunda termik basınç kuşaklarını görmüştük. Ekvatorda devamlı termik alçak basınçtı. 90 derece, yani kutuplarda devamlı termik yüksek basınçtı. Şimdi arkadaşlar, dünya döndüğü için şimdi ekvatorda ısınan hava yükseldi, kutuplara doğru hareket etti. Yalnız dünyanın dönme hareketi sonucu kutuplara ulaşamadan 30 derece enlemlerine geldiğinde hava alçalıyor ve buralarda dinamik yüksek basınç alanları oluşuyor. Yine 60 derece enlemlerinde 90'dan buraya ekvatora doğru ve 30'dan 90'a doğru giden hava akımları karşılaşıyorlar, yükseliyorlar. Burada dinamik alçak basınç alanlarını oluşturuyorlar. O zaman arkadaşlar, şöyle aklımızda tutabiliriz: dinamik dönme, dinamik basınç kuşaklarının oluşumunda dünyanın dönme hareketi, yani günlük hareket etkilidir. Termik basınç kuşaklarının oluşumunda dünyanın şekli etkilidir. Sonraki maddemiz, çizgisel hız oluşur. Arkadaşlar, dünyanın dönüş hızıdır çizgisel hız. Çizgisel hızın oluşum nedeni dünyanın günlük hareketi, çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalmasının nedeni ise dünyanın şeklidir. Şimdi şöyle düşünelim, ekvatordan kutuplara doğru bize deseler ki, bana deseler ki şu 2 metrekarelik, 3 metrekarelik alanda 5 dakikada tur atacaksın. Ben yavaş yavaş dönsem bu turumu burada tamamlarım. Ama bana deseler ki 2 dönümlük şu okulun arazisinde, çevresinde 5 dakikada gidip geleceksin deseler, o zaman bulunduğum noktaya yetişmek için daha hızlı hareket etmem lazım. İşte ekvator ve çevresi daha şişkin olduğu için ekvator ve çevresinde dünyanın dönüş hızı daha fazladır. Kutuplara doğru ise dönüş hızı azalır. Yani dünyanın dönüş hızının, çizgisel hızın oluşum nedeni dünyanın günlük hareketi, ekvatordan kutuplara doğru azalma nedeni ise dünyanın şeklidir. Şimdi arkadaşlar, burada ne dikkatimizi çekti? Burada da ise gün içinde meydana gelen değişimlerden bahsettik. Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişti. Sıcaklık gün içinde değişti. Gölge boyu gün içinde değişti. Basınç gün içinde değişti. Demek ki gün içerisinde meydana gelen değişimler de dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi ve videoyu izleyip beğenmeyi unutmuyoruz.